Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Turkcell TV Plus Ready isimli Android TV Box'ı inceleyeceğiz. Şöyle bu kutusu. Bu da cihazın kendisi arkadaşlar. Şu kadar bir şey aslında. Üzerinde bir bütünleşik bir HDMI çıkışı olan şöyle minicik bir kutu. Yani 3 tane USB belleği yan yana koysak herhalde bu boyutta bir şey olur. O kadar küçük bir cihaz bu temelde ne ne yapıyor? Adından da anlaşılacağı üzere aslında TV Plus'ımızı yani Turkcell'in TV Plus hizmetini akıllı ya da akıllı olmayan televizyonlarda ki buradaki aslında hedef kitlesi biraz daha akıllı televizyonu olmayanları aslında televizyonları akıllandırmak, kullanabilmek arkadaşlar. TV Plus'ı bilmeyenler varsa ki çok yaygın bir aslında hizmet ama kısaca anlatmamda fayda var televizyonu internet üzerinden izlediğiniz aynı zamanda dizi, belgesel, işte sinema gibi özellikleri de olan bir nevi Netflix diyebiliriz. Ama Netflix'ten veya işte diğer yayınlardan ya da platformlardan farklı olarak Televizyonda kanalları bulunuyor. Bir sürü var. Bir sürü var gerçekten de. Bu Star Show TV kanal diye gibi genel kanalların dışında yabancı, yerli ve tematik kanallarında birçoğunun bulunduğu bir platform aslında TV Plus. Şimdi bu ürün nasıl kullanılıyor? Aslında çok basit bir kullanımı var. Kutusundan çıkarıyoruz. Cihazın kendisi var. Bir USB çıkışı olan bir adaptörümüz var. Küçücük bu da zaten. Bir de bu adaptörden güç alan bir kablomuz var. Yalnız kablonun e, özelliği şöyle, micro USB bu arada bağlantısı ama özel bir parçayla ek, ek bir çıkış vermişler. Yani tip A dediğimiz dişi bir tip A girişi var burada bir de ek olarak. Bu şu anlama geliyor. Bu cihazı aynı zamanda klavye, fare gibi USB'den bağlanan veya başka türlü cihazlar gibi şeyleri de buradan bağlayabiliyorsunuz. Buna neden ihtiyaç var birazdan anlatacağım sizlere. Söylediğim gibi kurulumu çok kolay. Android TV Box olduğu için bu aslında ki işte biliyorsunuz Xiaomi'nde Mi Box'ı falan da var. Benzer bir ürün aslında yani Türkiye'de en çok kullanılan o olduğu için söylüyorum. Dünyada farklı cihazlar da var ama Türkiye'de pek fazla bir cihaz seçeneği yok. Android TV Box dediğiniz zaman herkes Mi Box'ı söylüyor. Artık bunu da söyleyecek. Turkcell'in TV Plus Redis'inde söyleyecekler arkadaşlar. Şimdi cihazın kurulumu çok basit dedim. Takıyorsunuz televizyonunuza. HDMI bağlantısını seçtikten sonra bir ekran geliyor karşınıza. Orada Google hesabınızı girmeniz gerekiyor ki zaten Android TV Box kurarken mutlaka Google hesabı ile kuruyorsunuz. Google hesabınızın kurulumunu yaptıktan sonra cihazı kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi TV Plus özelliğini kullanabilmek için bir de aboneliğinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Aboneliği haricen de alabiliyorsunuz. Bir şekilde bu cihazı aldıysanız ya da Mi Box'ınız varsa oradan da yükleyebiliyorsunuz bu arada. Oraya da gelmiş bu uygulaması. Yani Android TV'nin aslında farklı bir uygulama mağazası var. Oraya da TV Plus uygulaması gelmiş. Yani Mi Box'ınız varsa oradan da yani bu ürünü almadan da kullanabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Hatta toplantıda şunu da söylediler arkadaşlar. Yakın zamanda farklı platformlarda geleceğiz dediler. Televizyonlara mesela geleceklermiş. Onu da söylemiş olayım. Yani televizyonunuza normalde kutu almanız gerekiyordu TV Plus'ın kendi büyük kutusunu. Ya bunu almanız gerekiyor artık ya da doğrudan televizyondan da kullanabileceksiniz. Böylece de biz Müjdeyi de ben vermiş olayım. Kurulumu yaptıktan sonra ve TV Plus de varsa bu ürünü doğrudan kullanmaya başlıyorsunuz. Yani herhangi bir şeyiniz yok. Gerekli işte cep telefon numaranızla girmeniz gerekiyor. E, girdikten sonra güzel bir arayüz çıkıyor. Oldukça hızlı bir arayüz var onu söyleyeyim. TV Plus arayüzünden bahsediyorum bu arada. Hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kanallar arasında geçiş çok iyi yapılabiliyor. Artı şöyle bir durumda var arkadaşlar. 24 saate kadar geri alabiliyorsunuz izlediğiniz kanalı. Bu bütün kanallar için geçerli. Yani örneğin diyelim ki şu an saatimiz kaç? Bakalım saatimizde 8.50 geçiyor mesela. Sabah 8.50 çekiyorum bu videoyu. Bir önceki sabah 8.50'ye kadar geri alabiliyorsunuz. Kayıt etme özelliği şimdilik yok. Ee, TV Plus'ın normal kutulu versiyonda var anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Ama bunda henüz yokmuş ama gelecek dediler onu söyleyeyim. Yani Bulut'a kayıt ediyorsunuz, sonra izleyebiliyorsunuz. Çünkü 24 saat geçtikten sonra bir daha izleyemiyorsunuz. O televizyon için söylüyorum bu arada. Çünkü televizyon canlı yayın olduğu için onları öyle izleyebiliyorsunuz. Ben şey çok hoşuma gitti arkadaşlar. TV Plus'ın normal kutulu kullanmamıştım ben. Bazen uygulama üzerinden kullandığım oluyordu ama televizyondan kullanmak daha zevkli ve eğlenceli bence. Haber izleyeceksiniz ya da bir program, bir diziniz vesaireniz var. Bir saat geç kaldınız veya işte iki saat önce çıktı, 3 saat önce çıktı hemen geri alıp izleyebiliyorum. Ya da işte reklam çıkıyor, durduruyorum orada. Reklam Biraz diyelim geçiyor diyelim ki yarım saat sonra tekrar açıyorum kanalı. Reklamı ileri alıp ilk kaldığım yerden devam edebiliyorum. E, hatta biz evde şöyle bir espri de yaptık. Keşke ileri alma olsa. Hani geri alabiliyorsunuz ama tabii haliyle ileri alamıyorsunuz. Geri alırken ikişer dakikalık olarak geri alıyor arkadaşlar. Veya ileri alırken de aynı durum söz konusu. İleri alabiliyorsunuz eğer. E, aynı zamanda hangi saatte olduğunuzu da Bu bir durum çubuğu var alt, alt kısmında. Şimdi ekranda göstereceğim onu. Orada görebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel özellikler televizyon kanal adedi çok bence yeterli. Hani ben çok aşırı televizyon izleyen biri değilim ama hani ihtiyacınız olabilecek temel kanalların tamamı var. Spor kanalları var, çeşitli tematik kanallar var. Birçok farklı farklı kanalı da yine orada bulabiliyorsunuz. Yani benim için yeterli oldu. Yani herhalde yüze yakın bir kanal vardı diye tahmin ediyorum. Oturup saymadım tek tek ama bayağı bir kanallar arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Premium abonesi olursanız ki onun da aylığı 12.99 TL yanlış hatırlamıyorsam eğer. Onu aldığınız zaman da bir sürü sinema kanalları var arkadaşlar. Yani şimdi aynen Dişi Türk'te olduğu gibi sürekli sinemalar oynayan farklı farklı bir sürü kanal var bu TV Plus'ın üzerinde. Oradan da isterseniz filmleri izleyebilirsiniz. Orada da geri alma, geri alma imkanınız mevcut arkadaşlar. Ama orası canlı gibi düşünün. Yani sürekli film izleyen, oynatan kanallar var bir sürü. Onlara abone olabiliyorsunuz. Belgeseller var, diziler var. Ha diziler böyle çok wow'luk dizi var mı? Bir narkosu gördüm gördüğüm kadarıyla bildiğim kadarıyla. Benim bildiklerim içinden söylüyorum. Çok dizi e, takip eden veya uzmanı olan birisi değilim. E, Birçok dizi var ama benim hani popüler dediğim veya bilinen dediğim narkos var. Bu arada bir müjde vereyim. Türkcell'de e, hani Netflix yapıyor, Blue TV vesaire yapıyor mesela rakiplerin yaptığı gibi. Özel içeriklere yönelecek. Yani yakında Türksel'in özel Türkiye'ye özel dizileri veya Türkiye'de çekilen işte bize has dizilerin de bu kanal içerisinde yayınlayacağının müjdesini vereyim ben. Onlar da hani bir nevi yerli Netflix gibi bazı yatırımlar yapmaya başlıyorlar. Zaten bu Turkcell TV Plus ekibi ayrı bir şirket kurulmuş. Onlar artık Türkcell'in bünyesinde değil ki daha önce öyleydi. Ayrı bir şirket olarak yollarına devam ediyorlarmış ve bu da şu anlama geliyor. Daha hani biz Turkcell TV Plus'ı çok daha farklı yerlerde görmeye başlayacağız. Ki ben hatta şunu da sordum toplantıda. Bir toplantı düzenlemişlerdi. Bizi oraya çağırdılar. Ee, mesela ben Xbox var bende veya PlayStation olanlar vardır. Orada işte Netflix'in uygulaması var. Turkcell TV Plus'ta gelecek mi dedim. Bütün platformlara gelmek için çalışmalarımız sürüyor dediler. Yani ben bunu gelecek olarak algılıyorum. Önümüzdeki aylarda farklı platformlarda TV Plus'ı göreceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ürünün tam adını söylemem gerekirse en azından Google ayarlarında baktığımda yani Android TV tarafında baktığımda TV Plus 4K Box diye geçiyor arkadaşlar. Bu ismi değiştirebiliyorsunuz ama standart gelen ismi bu. Bu arada ürün Türkiye'de üretilmiş. Kim üretti bilmiyorum. Henüz bu bilgiye ulaşamadım ama Türkiye'de üretildiği bilgisini aldım ben. Onun da bilgisini vermiş olayım. Çünkü çok fazla Android TV Box yok biliyorsunuz, dünyada da çok fazla yok. Google çok ilgilenmiyor ne yazık ki bununla. O yüzden hani bence Türkiye'de üretilmiş olması da önemli bir artı olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada tabii işin bir TV Plus tarafı var. Orasının arayüzü hızı güzel vesairesi güzel. Çok ara sıra küçük takılmalar yaşadığım oldu. Bazen bir düğmeye basıyorum mesela. İşte o işlemi yapamadım diyor. Sonra hata verebiliyordu ekranda. Böyle ufak tefek şeyler oldu. Bir kere bir güncelleme aldı TV Plus uygulaması. Otomatik güncelliyor zaten size sorup. Android TV Box tarafı nasıl? Aslında standart Android TV Box. YouTube'u kullanabiliyorsunuz. İşte birçok farklı oyun vesaire yükleyebiliyorsunuz. Tabii 4.4 GB bir alanınız var. O alan nispetince yapabiliyorsunuz bunu. Peki aklınıza şu soru gelebilir arkadaşlar. Bu cihazın kurulumunu nasıl yapıyoruz? Şöyle güzel, şirin bir kumandası var. Şimdi detaylarda size onu göstereceğim. Bu kumanda üzerinden bütün kurulumlarını yapabiliyorsunuz. İşte klavyeden yazı girmek vesaire gibi sanal klavyeden bahsediyorum. Hepsini bunun üzerine yapıyorsunuz. İşte açma-kapama tuşumuz mevcut. Bir Google Asistan var. Buna bas basılı tuttuğunuz zaman sesinizle arama yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ama bu Android TV Box tarafında çalışıyor. Bu arada onu söyleyeyim. Ee, ana menüde dolaşmak, işte sayfalar arasında gezmek, sesi arttırıp kapatmak gibi özellikler yine bu kumanda üzerinden yapıyorsunuz. Ve kumanda üzerinde 3 tane kısa yol tuşu var bir tanesi TV Plus, bir tanesi YouTube, bir tanesi de Google Play arkadaşlar. Bunlara hızlıca hani şeyle uğraşmıyorsunuz TV Plus'a geçmek istiyorsunuz, bu tuşa bastığınız anda doğrudan TV Plus'a geçiyorsunuz. Güzel bir kumanda olmuş, kullanışlı bir kumanda olmuş. Bu arada kumanda Bluetooth'tan bağlanıyor. Yani. Cihaz şimdi aklınıza şu soru gelecektir. Bu televizyonun arkasına takılacak. Bu bunu nasıl görecek? Malum kızılötesi kumandaları mutlaka görmesi gerekiyor. Bunun öyle bir ihtiyacı yok arkadaşlar. Hemen doğrudan doğruya oturduğunuz yerden böyle basıyorsunuz tak diye alıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani tavana tutsanız da oluyor. Arkana tutsanız da oluyor. Çünkü bluetooth'tan bağlanıyor. Ha bu şu anlama geliyor tabii aynı zamanda. Bluetooth kullanan başka cihazları da bu cihaza bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Mesela ben bir fare denedim. Logitech'in MX Anywhere 3 faresi gelmişti. Teste yakında onu da inceleyeceğim. Onu rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz Bluetooth'u. Kablolu ya da işte dangalını falan da bağlayabilirsiniz USB'den çünkü girişi var malum. Ama ben Bluetooth'tan da bağlanmayı başardım. Bağlanabiliyor yani onda bir sıkıntı yok. Bu arada bu Android TV Box'ın işletim sistemi Android Pie olarak geliyor bizlere. E, onunla da birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Cihazın üzerinde bir tane micro USB bağlantısı var. O da güç için kullanıyoruz. O beraberinde verilen kabloyla yapabiliyorsunuz. Beraberinde verilen kabloyu kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer hani harici bir şey bağlamak istemiyorsanız. Normal standart bir micro USB kablosuyla da bağlantıyı sağlayabileceğinizi söyleyelim. Tabii şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bu ürün çalışmak için internete ihtiyaç duyuyor. Ve bulunduğunuz yerde mutlaka ve mutlaka internetin olması gerekiyor. Çalışmaktan kastettiğim yani internete bağlanacak tarafları var biliyorsunuz işte uygulama yüklemek için ya da ne bileyim TV Plus izlemek için mutlaka ve mutlaka internete ihtiyacınız var. Yani televizyonu aslında biz internetten izlemiş oluyoruz bu cihaz sayesinde. O yüzden bulunduğunuz yerde mutlaka ve mutlaka bir internet bağlantısının olması gerekiyor. Sabit internette sorun yok. Neden? Zaten sabit internette artık kotalar kalktığı için kota sorunumuz bulunmuyor. Ama eğer mobilden bağlanacaksanız Türkcell abonesiyseniz Türkcell size belli bir paket tanımlıyor. Premium abonelik aldığınız zaman TV Plus'ta 10 GB yanlış hatırlamıyorsam aylık. Onu tanımlıyor sizlere. Onu kullanabiliyorsunuz. O paketinizden düşmüyor. En azından 10 GB'lık kısmı. Ama başka bir operatörü aboneyseniz ki alabiliyorsunuz bu arada. İlla Türkcell abonesi olmanız gerekmiyor. O zaman e, mobilden bağlandığınız zaman bulunduğunuz yerde internet yok. Cep telefonunuzdaki interneti paylaştırıyorsunuz. O zaman kotanızdan yiyor. Bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim fiyat meselesine. En iki ciddi taraflardan bir tanesi bu. Şimdi bu ürünün ben bu incelemeyi yaptığım işte Ekim ayının ortalarına doğru yapıyorum bu incelemeyi. Satış fiyatı 799 TL idi arkadaşlar. Yani şunu 799 TL alıyorsunuz. Bütün bu kutuyla beraber ve içeriğiyle beraber. Mi Box'a göre karşılaştırırsak Mi Box'ın fiyatı 450-460 TL'den başlıyor. Karşı baktım ben internette bu incelemeyi çekmeden önce. Ona göre biraz pahalı. Ama 799'lık paketi aldığınız zaman size bir yıllık da Premium Plus aboneliği veriliyor. O da 12.90 diyelim. 13 TL desek yaklaşık 230-240 TL yapıyor. Yani yaklaşık bir 750 liraya falan gelmiş oluyor. Yani abonelik de almanız gerekiyor. Çünkü Mi Box'ı aldırız diyelim. Hadi ben bir de abonelik alayım derseniz aslında Mi Box size 460 liraya değil. 460 artı 12 çarpı 13 TL'ye gelmiş oluyor. Aslında kafa kafaya gelen bir fiyattan söz edebiliriz. Yani hani şunu sonra bir söylüyor olabilirsiniz. Ya benim Mi, buna bu kadar para vereceğimi ben Mi Box alırım. Alırsınız ama o zaman bir de abonelik almanız gerekiyor. Yani aboneliniz varsa Mi Box almak daha mantıklı olabilir. TV Plus aboneliğinden bahsediyorum. Ama yoksa TV Plus'ı bu şekilde almak daha mantıklı. Taksitle de, de alabiliyorsunuz. Şimdi ekranda onu göstereceğim. Yani 24 aylık taksitlerle alabiliyorsunuz cihazı. Orada da yine 12 aylık bir abonelik veriliyor. Bunun bilgisini aldım, öğrendim ben. İsterseniz taksit taksit alırsınız. Faturanıza düşer. İstiyorsanız peşin verip tek seferde bu cihazı almış olabilirsiniz. Mantıklı mı? Valla ben eğer televizyon izleyen biriyseniz ve hani işte 24 saat geriye gideyim işte filmleri var, dizileri var, şunları var, belgeselleri var onlara bir bakayım vesaire diyorsanız bence mantıklı açık söyleyeyim. Hani film seçenekleri falan da fena değil. Çok 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 yeni filmler olmayabiliyor ama birçok böyle popüler filmi bulabiliyorsunuz onu da söylemiş olayım. Hani eğer böyle televizyon çok kullanıyorsanız ya da Evde çok vakit geçirmeye başladım. Biraz daha böyle akıllı bir şeye ihtiyacım var. Televizyonum da eski. E şimdi televizyona 3-4 bin lira vereceğime çünkü Twitter'da öyle bir takipçim sormuştu hani buna bu kadar para vereceğimiz akıllı televizyon alırız falan. E, akıllı televizyonlar arkadaşlar pahalı yani 3-4 bin liradan aşağı akıllı televizyon yok. En azından belli bir kalitenin üzerinde olanları söylüyorum. O bakımdan hani bir televizyonum var ya televizyonu gidip 2-3 bin lira vereceğime minimum minimum söylüyorum. Böyle bir şey alırım yaparım derseniz mantıklı. Mi Box da alınabilir bu arada. Çünkü TV Plus uygulaması olduktan sonra cihazınızın ne olduğunu çok önemi yok. Ama hani ben alayım, kafam rahat olsun. Bunu da kullanayım diyorsanız kesinlikle alınabilecek bir cihaz olmuş. Söylediğim gibi artık tercih biraz sizin. Evet arkadaşlar uzun bir video oldu kusura bakmayın ama cihazın özelliklerini anlatmak özellikle TV Plus Ready'nin birçok farklı farklı özelliği var. E, hepsini anlatmaya çalıştım size. Elbette eksik olan taraflarım olmuştur. Varsa o eksikleri videonun altında bana yorum olarak paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilsiniz gibi geliyor bana. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Dilencilik yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Dilenci değilim arkadaşlar. Ama destek olur, abone olursanız çok sevinirim. Paralı bir şey değil. Size zor sokacak bir şey değil. Niye Özgür Çetin'e abone oldun diye size kimse fırça atacağını zannetmiyorum. Bana bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Şu kanalı bir 10.000 yapalım değil mi? 10.000 yapalım. Ben de hikaye atmaya başlayacağım 10.000 yapınca. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.